geliyor, kurt geliyor. Ben böyle bir şey görmedim. Kulağını sikim eve bak. Bak mesela yani anladım. F5 mi atayım? Bu şey lan dünyanın en pahalı evi değil mi? O 3000'e yaklaştım Herkese merhaba. Bir başka video daha. Hoş geldiniz. Bugün Hollywood Hills'deyiz ve arkamda... Rus çocuklar falan diye böyle video böyle... böyle video bitmez hocam bak. Bak bu şekilde video bitmez. Görmüş olduğunuz inanılmaz modern evi dolaşacağız. Bu evin çok orijinal bir mimarisi var. Arazisinin inanılmaz manzaraları var. Hakikaten çok güzel bir tur olacak. Ben çok heyecanlıyım. Umarım siz de bu turu beğenirsiniz. Bu evin 5 yatak odası, 8 banyosu, 1453 metrekare... Oğlum eve bak! ...ve 2720 metrekarede arazisi var. Ve bu evin... Oğlum bu nasıl bir ev ya? Millet nerelerde? 1453 metrekare. Ahmet baksana bizim dolandırıldığımız villaya benziyor. Ya siz herhalde 54 milyon dolarlık villaya talip olmamışsınızdır bir haftalığına. Yani 4000 değildir çünkü anladın mı? Evin şu anki piyasadaki değeri 54 milyon 950 bin dolar. Her zaman olduğu gibi bu evle ilgili olan bilgileri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve turumuza da başlamadan önce bu evin emlakçılarına teşekkür etmek isterim. Ve şimdi turumuza başlayabiliriz. Beş yatak odası olsun kimseyi yatırıp yemedikten sonra. Baba bu böyle bu bir şey değil ki amına koyayım bu ya. Abi ya bu ne abi ya? Bu ev Hollywood Hills'in çıkmaz sokaklarının birisinin üzerinde ve tam da arazisi dağın eteğinin ucunda. Dolayısıyla inanılmaz bir manzaraya sahip. Ve burası da evin girişi. Çok güzel yerde limestone taşlar var. Evin... Bu evi sana verecekler ama ömrüm boyunca ilişki yasak ne diyorsun? Ya öyle iş mi olur amına koyayım ya? Çok orijinal, modern bir mimarisi var. Ön tarafta zeytin ağaçları kabul ve bence. Eve birazcık renk katmak için burada da güzel böyle kendi başına duran çelik bir paneli var. Çok da güzel bir turuncu renginde. Ve aynı çelik panelden de böyle bir kapalı giriş yapmışlar. Ön kapısı da aynı renkte. Ve şimdi içeriye girelim. Şimdi de bu evin girişindeyiz. Zaten dışarıda da bahsettim. Turuncu bir kapısı var. Gayet değişik. Aynı rengi içeriye de taşımışlar bu çelik panelle. Değişik bir mimari dizayn yapmak için. Ama daha önemlisi eve girer girmez karşınızda inanılmaz bir şehir manzarası var. Zaten cam kapılar açık dışarıya kadar gidiyor. Arkamızda oturma alanı var. Oraya da bari şey desin yani 5 yılda bir kere falan olsun. Hani evleneyim falan eşimle falan bari. Anladın mı olsun? Ama önce sizi ya buraya götüreceğim. Burada mutfak ve ufak bir oturma alanı var. Şey yaparsın. Nasıl? Sevgili olmazsın. Sen de sevgili olmazsın. İlişki o anlamda yorumla. Günübirlik takılırsın mesela. Baba adam açık açık diyor ki çakış yok diyor ya. Öyle yorumlanacak bir şey değil yani. Bak arıyor bu adam ona. Sanki evi hazır bekletiyorlar yani. Okey dersek vereceklermiş gibi. Şey var mı abi? Çaktırış var mı peki? Çaktırış ne ya mami? Lan sen çarabeyi ne demek istiyorsun? Sen o başka varsa, kendi yolunu yapıyor. Varsa okey misin yani amına koyayım? Ne demek istiyorsun onu anlamadım. Abi, ne bileyim abi ben değişiriz ya. İlişkisiz de nereye kadar? Ya ben sana söyleyeyim bu evi öyle bir şey kabul ettim diyelim ki. Ben ilişkiye girmem yasak ama bu ev benim olduğu süre boyunca. Ben söyleyeyim bu evi ben dünyanın en iyi arkadaşı falan seçilirim. Çünkü kanka bu akşam senleyim. Girin kanka zaten ben bir şey yapamıyorum falan. 5 tane yatak odası var amına. Havuzda da sikişin. Allah belanızı versin. Noktasına geliriz yani. Elimi değiştiririm ben. Bu evin mutfağı çok orijinal. Biraz aslında yani mütevazi diyebiliriz. Bar oturma alanı güzel. Hocam cinsel yönümü değiştirsen de ilişki yasak. Zaten affedersin götünü siktirerek de alabileceğim bir ev de değil bu. Anlatabiliyor muyum? Yani boyut farklılığı var.
Onu bir algılayalım. Anlatabiliyor muyum? Adası var. Hep doğal taşlarla kaplı. Ortada bookmatch diyoruz. Çok güzel bir şekilde eşleştirilmiş. Sağımızda, solumuzda cam kapılar var. Bunların hepsi otomatik. Daha da orijinal olanı dışarıda abi, gölgelik dediğimiz yani cantilever bir dizayn var. İlgimi bu çekti. Dışarıdaki çelik paneller ortadan katlanıp evin yukarısında ya korumalı çatı gibi bir efekt yapıyor ya da gün içerisinde çok ışık aldığınızda camların önüne indirebiliyorsunuz. Çok orijinal bir detay, bu evi özgü. Ondan bahsetmek istedim. Oturmalı... Samet sen kabul eder misin? İlişki yasak. Seksel var etmem. Bu böyle de bir seks günü bir adam. Çekmeyecekler zaten abi. Zaten seksiyeler olmuyor, ilişki yasak dedim ya. Samet kabul ediyormuş, ertesi gün satıyormuş evi. Ben yapamıyorum deyip ertesi gün hemen ilana koyuyormuş. Alanı. Karşıda gazlı bir şöminesi. Televizyonu var. Bir düğmeye bastığınızda bu televizyon kendini de kapatıp... Çağrı. He. Samet'den diyor ya sikseler olmaz falan. Samet sikiyorlarmış oldu diyerekten. Tam sikersek olur diyorlarmış. Sonra ilişki yasak diye geri sözleşmeyi feshediyorlarmış. Samet sikildiğine ne kadar komik amına. Ya ben neye güldüm? Samet'imin uzanırken ne oldu ya bizim ev dediği sahneye koptum ben. O sahne de herkes biliyor. De canlanmadı. Daha böyle işte. Bir minimalist görüntü için. Bahsettiğimiz beton duvarlardan bahsediyoruz. Yani board form, yani tahtalarla form edilmiş güzel beton duvarlar. Burada da o detay var. Bu taraftaki ama otomatik kapılar ya. Yan taraftaki yani mutfağın karşısındaki periyoya açılıyor. Şef mutfağın her şeyi isteyip hazırlığı yapsınlar. Burada da yana açılan bir kapısı var bu evin. Ki şef geldiğinde ya da bir catering şirketi tuttuğunuzda hiç eve girmeden... Bak eve girmeden şef buradan giriyor abi, yemekleri yapıp gidiyorlar. Buradan bu mutfağa girip hazırlığı yapsınlar diye. Bir lavabomuz daha var. Mutfak devam ediyor. 8 ocaklı gazlı ocağımız da var burada. Üzerinde de davlu. Şimdi bu evin bana sorarsanız en orijinal kısmı burası. Niye? Bu evi dizayn eden mimar, tekrar söylüyorum, Tom Kündik, çok inanılmaz zeki bir adam. Çok orijinal planları ve dizaynları olan bir adam. Buraya bir yemek odası dizayn yapmış. Yemek odası şu an dışarıda, yani yemek masası. Onun üzerine de bir ışık koymuş. Demiş ki insanlar yemek yerken ışığını ayarlamak isterlerse böyle de güzel bir pulley, yani bir mekanizma yaratayım. Asiktir. Işığı indirip kaldırabilsinler. Daha da orijinal. Araman gör bunlardan biraz esinlen amına koyayım. Alim, alim, bunu yapmasının aslında iki sebep var. Daha da orijinali. Ev böyle dışarıya çok rahatça açılsın ve cam görmeyeyim dedikleri için biz burada guillotine diyoruz. Değişik bir cam kapı dizaynı yapmışlar. Artık arkadaşlar bir rolünü koyar. Burada gördüğünüz cam kapı evin dışarısına doğru kalkıp buradan tamamıyla yok oluyor. Ki böylece yemek... Oğlum şu manzara okyanus gözüküyor. Manzaraya bak amına koyayım ya. Yani ve kimse seni görmüyor burada. Burada tamamıyla dışarıya açabiliyorsunuz. İkinci bunu dizayn etme sebebi, istemiş ki yemek masasını insanlar dışarıya çıkartabilsinler. Altına bir tekerlek koymuş. Olur da burada bir parti yaparsınız. 100-200 kişi olur. Sinek gider yazmış. İnsanlar kafasını bu ışığa vurmasın diye. Böyle de tavana kaldırabilmeniz için orijinalde bir dizayn yapmış. Hakikaten çok farklı bir ev. Orospu çocuk burada tasarımcı da bütün amına koyun bilgilerini kullanmış ya. Yemek masamız var. Bir enteresan hikaye daha. Bu arada ben bu evin sahibiyle tanışabilme şansım oldu. Bayağı da bir zaman geçirebilme şansım oldu. Bana evin hikayesini, mimariyle olan ilişkisini gayet anlattı ve söylediği şeylerden biri de Enes, ben Kaliforniya'da yaşıyorsam dışarıda oturabilmeliyim. Gece gündüz fark etmez ve soğuktan dolayı üşümek istemiyorum. Dolayısıyla her yere ısıtıcılar getirmiş. Ananın ama yani o zaman. Bunu yaparken bunu birazcık kim abartmış bana sorarsanız. Böyle de bir güzel bir ayak dizaynı yapmış ki bu gördüğünüz ısıtıcılar buraya gelip bu boyuta indirilebiliyor ki oturduğunuzda rahatça yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Hakikaten bu evin sahibi hayatı güzel yaşamayı biliyor diyebiliriz. Burada ilk havuzumuz var. Infinity, sonsuzluk havuzu. Downtown Los Angeles karşımızda. İnanılmaz bir şehir manzarası. Bu da orijinal bir çalışma. Buraya da güzel... Ya bu nasıl bir yorum ya? Öğretmen yapacağına bir tane mimar şey yapsaydın belki sen de o evde otururdun. Ya böyle yorum mu olur? Allah Allah. Böyle bir... dekorasyon değil, Türkçesini de unutuyorum. Sculpture, yani bir dekor yapmış. Stainless steel'den, paslanmaz çelikten. Bir açıdan baktığınızda burada bir oturan bayan görüyorsunuz. Bir açıdan baktığınızda çok ince metal yapıldığı için hiçbir şey görmüyorsunuz direkt. Ya bu ne lan? Ya yuh be.
Çağır abi, alalım sana da aynısından. Dostum, bu evde gördüğün her şeyi alarak aynı hayatı yaşatamazsın bana zaten. Onu söyleyeyim sana. Zaten ben bu kaç milyondur kim bilir yani. Manzaraya gösteriyor. Enteresan bir çalışma diyebilirim. Sanayide yaptırırız. Burada da onu. Dışarıda bir oturma alanı daha var. Yine enteresan. Yukarıda da 4 tane ısıtıcı var. 4 tane ısıtıcı bir kablo sistemi üzerinde. Bir düğmeye bastığınızda 4 feet yani 1.2 ya metre bak, bak en sevdiğim kısım burası olurdu benim ya. Bu gerçek... evin sahibi Türk mü şimdi? Ben de açık havayı severim. Buna nereden bu kanıya vardın ya? Hiç öyle bir info geçirmedi, Türk falan denmedi. Evin sahibi Türk değil abi. Isıtıyor. Sonra demiş ki Enes, ben burada oturmayı çok seviyorum. Demiş. Burada yemek yemeyi de seviyorum. İngilizce ondan demiştir. Buradaki masayı öyle bir dizayn ettirdim ki istediğimde yükseleyi kaldırıp. Yükseliyor, masa yükseliyor. Yemek masası. Yaşa orospu çocuğu yaşa. Boyutuna getirebiliyorsunuz. Ki rahatça oturup manzarama bakıp yemeğimi yiyebiliyorum diyor. Bu da bir enteresan çalışma. Aynı mimar yine böyle de bir orijinal dizayn yapmış. Bu mimarın anasını sikeceğim en sonunda mimarın. Evin arka bahçesinin ikinci kısmındayız. Ya da bu kattaki arka bahçesinin ikinci kısmındayız. Tam üzerimden üzerimde olan, altından geçmiş olduğum çatı ana yatak odası. Bu ana yatak odası bana sorar. Ya bu evin sahibi acaba harbiden ne iş yapıyor ya? Altta video açıklamalarında var mı bir şeyler acaba ya? Koydum bir şeyler değil mi? Sporcu neyse, falan söylemeyeceğim. Söylesene oğlum, kimmiş? Pornocu mu? İmkanı yok. Ne ya? Atsana bana İbo. Ne iş yapıyormuş? Ya doğru bir bilgi değil ya, devam et. Ryan and Brandon Williams'ın web sitesi. Kim abi Ryan and Brandon Williams? Devlet adamı mı İbo? Onlar emlakçı değil mi? Onlar emlakçıdır. Ha İbo? Aynen aynen. Tahmin ettim. Mimar Tom Kunduz. Tom'un Instagram'ı. Ben söyleyemem. Adamın takipçisi bile sende çok. O mu adam mimar amına koyayım değil mi? Evin sahibi kimdir acaba? Allah Allah. Emlakçı yaradan çıkarmayalım diye herhalde koymamışlar abi. Ya o boyutta gelindiyse emlakçıyı aradan çıkartmayalım zaten. Düşünsene bak, emlakçı olayım, bu ev bana gelsin. Sadece bu evi sattıktan sonra emekliye ayrılabilirim yani bir emlakçı olarak. O da güzel i̇nşallah, bir iş. İnşallah. Evet, doğru. Aa, sen emlak sektörüne girdin değil mi lan? He lan, ben emlakçı oldum işte. Böyle yazsana. Bir vurgun yapacağım, tamam devam. Şöyle şey, mimar Tomkun diye yazsana amına koyayım. Ya Ozgat'a bir tane yapalım bunlardan diye. Şu evi acaba aynı Ozgat'a yapsan ya, kaç paraydır? Yakından gösterelim. Kaç metrekareymiş ev? Bu adam niye evi bıraktı da sinemaya gitti? Elektrikli ayakkabıları var, otomatik. İşte keyif yapmanız için, güzelce filmlerinizi izlemek için. O yüzden 1453 vay amına. Ya var ya, burada var ya, manetayı çıldırtırsın ya bana diyor. İlişki yok, yok. Bak eve girdikten 15 dakika içerisinde gerçekten çılgınına çevirirsin ya, öyle söyleyeyim sana. Hayatım şimdi sana çok orijinal, sana hiç layık değil. Anasını sikim, hiçbir şey sana layık olamaz bu dünyada, nasıl bir şeysin bilmiyorum ama sana çok güzel bir film ben şey yaptım. İbo olsa şimdi porno izler amına. Sarmaz mı? Çay molası vermeyi unutma. Sen hiç başırdan düşünsen. Şimdi geri devam edelim. Tekrar hole. O da arkasından o da. Burada bir yarım klozet var. Coat closet diyoruz. Yani işte montlarınızı, kıyafetlerinizi asmak için. Burada da bir yarım banyo. Niye böyle bir banyo veya klozet var derseniz, bu evi dizayn ederken evin sahibi ve mimarı, eğer olur da 200-300 kişilik bir parti yaparsak bu kadar insanın anahtarını, kıyafetini nereye koyarız? Böyle bir oda dizayn etmişler. Aslında sırf amacı bu. Bayağı enteresan. Şimdi buraya geliyorsunuz. Burası da bu evin oyun alanı ya da game room'u diyeyim. Oyun alanı demek biraz enteresan geliyor. Bizim Türkçe'de oyun oğlum, hani daha kültürlü bir kelime belki de. Onlar pis ama dediğim gibi bu fiyattaki evlerde her şey beklendiği için böyle bir game room ya da bir işte bilardo masasının olduğu, pinball masasının olduğu, barın olduğu bir oda.
Evin sahibi de çok enteresan bir karakter. Bir tek şu televizyonlara anlam veremiyorum. Niye sık kadar evin sahibini söylüyordur. Böyle stereotype şeylere çok inanmıyor. Dolayısıyla onlar game room istiyorsa ben de unique bir şey yapacağım deyip böyle bir şey yapma karar vermiş. Bu yarış pisti, tabii ki oyun, yani oyuncak yarış pisti. Bunu neydi ismi? Slot Mods diye bir şirket yapıyor Ohio'dan. Ve bu şirketi evin sahibi bulduktan sonra şirket sahibiyle konuşmaya başlıyor. Ve şirket sahibi diyor ki ona, dünya etrafındaki araba pistlerinden en çok sevdiğin pistler hangisi? Yarışma pistlerinden. Burada gördüğünüz her dönemeç ya da her düzlük dünyanın çok ünlü pistlerinden alınıp inşa edilmiş. Yani böyle de bir değişik bir hikayesi var bunun. Yaklaşık 1 milyon dolar bunun fiyatı bu arada. Pis 1 milyon dolar mı yani? Bu adamı iyi sikmişler. Hafiften itelemişler gibi hissettim ama yok, doğru da olabilir abi yani, şimdi bilemedim. Arkadan birinin kafası çıktı lan arkada. Aynen. 1 milyon dolar mı lan şimdi bu pist? Burada sikmişler işte. Vay babaannenin kemiğine. Anne demek. Yani hay ananı sikeyim. Bende bunun şey. Küçüğü vardı. Bende de küçüğü vardı. O da inanılmaz trenlisi bir rakam. Hatta size şöyle de göstereyim. Burada bir Ford GT'miz var. 31 yaşında Hollywood Hills'da birinin evinde böyle araba oyunu oynayacağım da inanmazdım. Hayatım bu noktaya geldi. Böyle değişik bir hayat yaşıyoruz artık burada. Bu arada evin sahibi arabalara çok meraklı, yarışmaya çok meraklı. Onun da birazdan ne demek olduğunu anlayacaksınız. Burada da bir simülatör var. Hatta benim arkadaşım Max da buraya sürekli gelip oynuyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi baba? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar büyük ev, okey, hepsi o her şey. Yalnızsan buranın hiçbir anlamı yok. Teksen yani, bir kişiysen sikiyim affedersiniz bunların hepsini. Ben bir kere buna oturursam orospu çocuğum, eğer bu ev benim olsun. Tek olayım. Bir kere şurada kendi kendime araba oynarsam orospu çocuğum, bak o kadar net söyleyeyim sana. Adam 200 kişilik partiyi düşünmüş, oda yap, ev yapmış ortam. Bak yalnızsan, bak tekken şuna bir kere oturursan şu araba sürme simülasyonuna hiçbir şey diyemem sana. Abi direkt orijinali varmış adamda, bunu bilmez ki zaten. Oyun. Der, şimdi sen daha deminki anlaşmayı yapmadan bu evin sahibi olursan bir yastık, iki tane kenarlara bir de... Beş tane falan, altı kişi falan olursunuz ortalama en az. Şaka geçmedi ya dostum. Şaka da hayalde hiçbir şey geçmedi yani. Yorgan olarak iki kişi kullanın. Yastık olarak bir saydım. İki de kenarlara düşme yataktan bir. Yani kullanın. Şey yaparız. Hani arkadaşlık dostluk bağımında. Sizi buradan bir dışarıya çıkartacağım hemen iki dakika. Bu kattaki her odanın böyle bir kapalı terası var dışarıya çıkan. Alt çünkü kat... benim Yozgat camda yok ya, biraz zayıf. Anlaşamıyoruz. Olduğumuz için burayı da güzelce seviyelemiş. Çin bir bahçe yapmış. Evin sahibinde birazcık Türklük var. 40 tane 150 yaşında zeytin ağacı getirmiş eve. Üst katta bir tek onun kendi yatak odası olsun. Dolayısıyla bak Türklük varmış. Bu arada bunları indirmiş. Hemen açayım. Ya Türk değil abi adam. Bütün yatak odalarını evin altına koyuyor. Ana katta bir tane yatak odası var. Gördünüz zaten. Dolayısıyla burada bu kadar çok yatak odası var. Ama güzel olan her yatak odası gerçekten çok geniş, çok ferah. Her banyosu var. Aynı. Şimdi holün sonunda bu gördüğünüz inanılmaz büyüklükteki çelik kapı var. Aha. Bu çok çılgın bir çalışma. Niye böyle bir çelik kapı derseniz, size şöyle açayım. Yapma. Kocaman bir kapı ama açılması gayet rahat. Vay. Ve yapma. Bu kapıda vay. Evin vay. Oh, araba galerisini açılıyor. Oh. Şimdi benim GTA'da bile böyle galerim yok. Evin araba galerisi ne bak amına koyayım. Çok iyi. Şurada dururdu benim Tiguan, şurada dursa ne olurdu amına. Şimdi şöyle bir açıklama yapmak isterim. Ben 31 yaşındayım. Böyle her Türk gencine nasip olmaz dünyanın en güzel evlerini gezip böyle şeyleri yaşamak. Ben her hafta çok şanslıyım. Çok inanılmaz evleri gezebiliyorum. Aman, ekip olarak, bak, ekip olarak çok şanslıyız. Kaldı. Ama bu ev hakikaten çok farklı. Dizaynıyla garajına kadar. Garajı da çok orijinal. Yukarıda şey bir ışıklandırma yani. Sistemi yapmışlar. Bu ışıklandırma sistemini evin sahibi 2001 yılında yapılan Space Odyssey diye bir film var. İzleme şansınız oldu mu bilmiyorum. Oradan olmadı kopyalayarak baba, böyle bir futuristik ileri görüşlü bir dizayn yapmak istemiş.
Tabii arabaları da çok güzel ışıklandırıyor. İstemiş burada ve yapmış. Kendisinin Mercedes E60 Station. Sadece istememiş yani. Uzun gerçekleştirmiş. Evet. Ben Mercedes de istiyorum 250 yoksa yani. SE. İşte Chevrolet Camaro'su. Ferrari 458'i. Porsche 911. Arkada bir Challenger RT'si var. Arabalara ve yarışmaya meraklı birisi. Güzel de bir araba gayreti var. Umarım bir gün benim de böyle bir gayrim olur. Yani ben de arabalara meraklıyım ama bu ev sahibinin olduğu pozisyona hiç yakın bir konumda değilim. Çok enteresan bir çalışma daha. Garajın böyle bir açıklığı var. Şimdi diyebilirsiniz ki Enes niye böyle bir açıklık var? Niye garaj dışarıya arabayı doğru döndürüyor. Çıkıyor böyle ve uzanıyor dersen. Arabayı yıkamak için mi? Yok, döndürür. Evin garajının ortasında böyle bir turntable dediğimiz yani dönen bir mekanizma yapmak istemiyor. Daha kibar ve daha açık bir dizayn yapmak istiyor. Tabi arabaların da rahatça döndürebilmek için böyle de bir garajın uzatması. Ben ne var o bir vizyonel yakalıyorum hafiften. Bakalım kısmet ya 10 sene sonra falan. Züleyha güzel 10. ayını kutlamış. 10 kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim Züleyha'cığım. Ama 100 sene de çalışsan zor ortağım. Yani bu 10 aboneyle olacak bir şey değil. Yani üzülerek söyleyeyim gibi yani 10 aboneyle 20 aboneyle falan mı zor yani hocam. Bu olacak bir şey değil yani. 10 bin aboneyle falan zor yani. Diyebiliriz. Garajın uzatması diyorum ama arkamızda inanılmaz bir manzara var. Bu taraftan da devam edip arabanızı döndürüp garajdan çıkabiliyorsunuz. İnanılmaz. Burada yani böyle bir dizayn yapar. Ben bile şoktayım. Ev bu arada buradan inanılmaz gözüküyor. Evin dış mimarisi hakikaten çok, çok orijinal. Iyi. Bu konuştuk daha önce de bifold dedi. Yatak odası burası mı? Yatak odasına bak abi. Yatak odasına bak. Bam! Yatak odasına bak. Bam! Bütün Hollywood izliyor. Yalnız çağır abi yıkar orayı. Şu ev sahibine ulaşın da şurada bir kere siksin bari ya birim, herhangi birimizi ya. Dediğimiz yani yarım katlanan gölgelikler evin dışarısında çatı gibi duruyor kapalıyken. Açıkken evi çok güzel ışıktan koruyor. Arabim oyun zannetti. Oyunun grafikleri çok iyi abi diye. Lan canımsın ya. Hiçbir zaman seni bu hayat kirletemesin güzel dostum benim. Sen var ya pırlanta gibi bir kalbin var canım bir kere her şeyden önce. Onu sana bir söyleyeyim. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir zaman kirlenmene izin verme ya. Oğul. Ağlayacağım şimdi bak. Hakikaten çok orijinal bir ev. Ve bu zemin kattaki yani alt kattaki, bodrum kattaki turumuz da burada bitiyor. Şimdi tekrar merdivenlere geri gidelim ve ikinci kattaki ana yatak odasını dolaşalım. Duşa bak abi. Çok sade ya. Ha, bu evi alıyorsan da bu duşta da yani. Bu duş değildir ya. Ünlü bir isim görmek burada isterim yani, anladın mı? Sadece küvet 60 bin dolar. Hani bu küvette de ünlü bir sima isterim yani, onu bir söyleyeyim. Hani Hollywood'dan falan böyle. Bebeğim. Hayatım gel. Ne yapıyorsun? Banyo mu yapıyorsun? Evet, gelsene. I'm coming. Geleyim de ben sığmam ki oraya. Sığmam. Sen şey yap. Sen de ben izleyeyim. Şimdi de ikinci kattayız. Bu arada baştan uyarmak isterim. Böyle çok enerjik adam, bir karakterim var benim. Adam yoruldu adam. Bazen kendimi kaptırıp hızlı konuşuyor olabilirim. Eğer hızlı konuşuyorsam kusuruma bakmayın. Yorumlarda yazın. Onu da düzeltmeye çalışacağım. Estağfurullah. Bak az önceki yatak odası. Burası. Bir de şu bahçeyi ver, ben okeyim abi. Çünkü bütün gün boyunca çalışıyoruz. Bu turlar geldiğinde böyle bütün enerjimle yükleniyorum. Bazen kendimi kaybediyor olabilirim. İkinci kattayız. İkinci kat tamamıyla ana yatak odasına dedike. Tamam. Ve ana yatak odası burası. Bir de bahçe, ben okeyim. Evin sahibi bekar bir insan olduğu için buraya güzel bir ofis yapmış. Ben de olsam aynısını yaparım. Abi adam bir bekarmış. De bekar amına koyayım ya. Vallahi en güzeli. Burada var ya. Güzel bir oturma alanı var. Ya evin sahibi erkek olduğu için mesela biz elendik. Ama kader ve kısmet ve hayat olduğu için düşsene bu adam. Siz elendiniz. Sen elenmedin mi yani lan? Ezemeyin. İbo rakip eliyor şu an. Baştan niye söylemiyorsun? İbo sayısala biz öyle insanlar mıyız? İbo'cum biz öyle insanlar mıyız? Sanki yargılı. Abini açık açık niye anlatmıyorsun? Homojen İbrahim seni. Gazlı şöminesi var. Bir de böyle her şeyi
çok seamless diyoruz yani. İşte orospu çocukluğu bu, her şeyi böyle seamless yapması, kaplama yapması. Ondan televizyonun güzel bir kaplama. Bak bu paradan falan değil, bu orospu çocukluğu abi. ...için çelik panel yaptırmış. Kumandaya basıp burayı da açabiliyorsunuz gerekirse. Şimdi nereyi konuşalım? Camlar inanılmaz. Zaten manzara... Artık yani bu kahpelik yani artık. Sürekli manzara diyoruz. Burada da ofisi var. İşini de biliyor. Çilim yapıp dizayndan da anlıyor. Ofisinin yanında güzel de bir kahve barı yapmış kendine. Lavabosu var. Espresso maker diyoruz. Espresso yapan milya makinesi. Altına da güzel dolapları yapmış. Evin sahibi Kip Nelson. Nereden biliyorsun? Evet, onun... Ona da yazdılar. Film yapımcısı. Evet, onun ne ya? Baktım şimdi, ben de baktım. Fotoğrafları var. Görsellerde çıkıyor zaten direkt eve. Kit Nelson. Kip. Lan bu... Kip. Harbiden onu. Ben dedim, tanıyorum bu oyuncuyu. Bu ne iş yapıyormuş ki bu ya bu herif? Film yapımcısı diyor da bu hangi filmleri yapmış bakayım. Sin Günah City. Şehri. Ayda Sevişenler. Bir dakika, Sin City mi yapmış? Hı hı. Sully. Hiçbirini de izlemedim ha. Üç filmini mi yaptı? Sahibi bu muymuş? Bu kanka, lavuk. Yönetmen mi amına koyayım ya? Yapımcı. Yapımcı. Ama sen farkı bilmediğin için. Filmci de geç amına koyayım. Bizi detaylı... Film yapıyorum ikisi de amına koyayım ya. İşte yani. Çok bizlik değil yani, anladın mı dostum? Oğlum bir yapımcı nasıl bu kadar para kazanabilir ya? Zaten yapımcı... Parayı sağlayan. Parası var ki zaten yapımcı zaten. Anladın mı? Arkadaşlar aranızda yapımcı olmak isteyen var mı? Çok güzel bir dizi projem var. Yazdım abi. Sadece hani yapımcı lazım. Biraz para çıkacak adam lazım açıkçası. Ona bu evi değil de hani Silivri'den bir yazlık aldırtır, öyle söyleyeyim. Ya bunu aldırtamam belki. Bana inanırsa ilk sezon sonunda bir tane Silivri'den Bahçeli Maçeli böyle. Silivri Maxi geçince... Solda siteler var ya, o bölgeden benim sözüm olsun kendisine. Varsa bir yapımcı hocam, şuna bir el atsın. En az 4 tane content hazır. Bir tane de dizi film yazdım. Dizi film, filme de çevirebilirim. Dizi de olur. Öyle söyleyeyim sana. Sin City'den almıştır zaten bunu. Günah Şehri. Buna yapımcılık yapar tabii abi. Güzel günah film. Şehri, günah evi. Anladın mı? Bu da oğlu mu? Evli değildi. Yok, kendisi. Benziyor. Kendisi. Kendisi. Bu mu? Bu kendisi değil ya. Daha blaster. Bu kim peki? Bu Zeus Deus değil mi ya? Benim acilen Hollywood tarafından bir teklif almam lazım ya. İngilizce var mı? İngilizce yani idare eder. İyi olur o zaman. Sinsiz de batmış adam oğlum. 65 milyona çekmiş, 40 milyon almış. Salih'de 240 milyon almış. O zaman şu Salih'i bir izleyelim Samet bu gece yayından sonra. Salih neymiş? Ben onu izlemedim. Salih ben biliyorum da izlemedim. Onu bir izleyelim. Konusuna, makarasına bakalım filmin. Baktık amına koyma güzel. Öyle ben bir tane karalarım kanka. Hafif çakma makma bir şeyler yaparız yani. Ne diyorsun? Tom Hanks oynamış. Ha, uçak kazası falan. Uçak kaza yapıyordu. Tamam, uçak kaza yapıyordu. Kaptanı mahkemeye götürüyorlar. Karalasan ne olacak? Biz çekeceğiz Türkiye'de. Aa, o mu bu? Ben onu izlemiştim. Bizde de kanka. Bizde de kanka şey yaparız. Nesrin'in Mercedes'i kaza yaptırırız. Ama bu evin aynısı Türkiye'de 5.4 milyona yapılır ortam rahat. Ya kanka bunu götünden nasıl uydurabiliyorsun ya? 5.4 Ya sen 5.4 milyon dolara, ha dolar diyorsun. 5.4 milyon dolara. Yani ortam onda biri de işte. Yine de kanka aynısını yapamazsın yani. İlla ki burada kullanılan malzeme bilmem nesi farkı vardır yani. 5.4 milyona yapamazsın abi böyle bir ev.
Yaparsın ortam ne ya sanki. Aynen sağ öyle. Yaparsın da işte taş kasaba bakar amına koyayım yani camdan baktım. tamam işte Türkiye'ye göre yapılır. Sifa köyü falan yapılabilir belki. Silivri'ye minivri'ye bir yere yapılır. 5.4 milyona ben yine de inanmıyorum ya yapılabileceğine. Ev çok büyük moruk. Yani buranın arsası zaten hayvan gibi arsa yani. O kadar da yani Türkiye'ye yaparsın ama İstanbul ve yakınlarına biraz zor gibi geldi. Bence net yapılır ortam. Moruk mu? 1453 metrekare. Oğuz bilir ya. Hakim bu konulara. Elazığ yapılır. Oğuz yapılmaz mı Oğuz? Yapılmaz. Şey yapılır mı? Hazar Gölü var ya. Hazar Gölü'nün yapılması. Ya sesin gitti. Sesin gitti de gitti amına koyayım ya. Bir de hiçliğe gidiyor ya. 8 kilometre'den konuşuyor. Hadi oyun oynamıyoruz mu ortam? Hadi oyuna geçelim ya harbiden. Bu belli ki can sıkacak ya bu. Kapa belli yani. Kapa bakmak lazım aynen. Unutalım bari amına koyayım. Videoyu unutalım birazcık. Baksana abi evin içinde spor salonu var ya. Bunlar artık şaşırmıyorsun da zaten. Ben o galeri kısmına biraz şaşırdım. Onda gece görüşü vardır abi. Bu kadar büyüğüne de gerek yok ortamda. Ya kanka tek başına işte bu kadarını kullanamazsın ya. Tek başına da ailen olsa bu kadar büyüğüne gerek yok zaten. Full. Ya ben şöyle söyleyeyim. Burası benim olsa burada en az bu evde en az bir 5-6 kişiyle yaşamak isterim yani. Öyle söyleyeyim sana. Bu ev benim olsa gün boyunca girmeyeceğim odalar olur yani. Onlar da gereksiz işte anladın mı? Boşa masraf. Evet. Diyelim ve konuyu bence güzel kapatalım. Adamı da kınayalım buradan. Ne küfür yedi o adam. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.